Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı 90 şirketin paylarını tek bir kişinin yönettiği ortaya çıktı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iddiaların doğru olup olmadığını sordu ve doğruysa neden bir adım atılmıyor diye de tepki gösterdi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokrat 90 ayrı şirketi yönetiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı irili ufaklı 90 iştirakin kamu paylarını tek bir kişinin yönettiği ortaya çıktı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP iktidarının kamuda çifte maaşlı bürokratlara yıllardır göz yumduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bakın, bir değil, üç değil, beş değil, on değil, kırk değil, 90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı. Eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Denetimini o yapıyor, yönetim kurulu atamasını o yapıyor, şirketlerin ihalelerini o yapıyor, her şeyini o yapıyor. CHP'li Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı ve bu beyefendi 90 ayrı şirketi neredeyse tek başına yönetiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a son önergesi verdim. Bu doğru mu? Bu iddia doğru mu? Doğruysa neden böyle bir işlem yapılıyor? Neden düzeltmiyorsunuz? Öztunç birçok yerden maaş alan bürokratların Türkiye'de başlı başına bir kriz yarattığına da dikkat çekti. Bu hem haksız zenginleşmeyi sağlıyor hem de vatandaşın hakkına gasp edilmesine sebep oluyor. AK Parti hükümet ise her defasında ya bunu yalanlıyor ya da evet var böyle bir şey, düzelteceğiz, düzenleyeceğiz yeniden diyor, vaatlerde bulunuyor. Ama hepsi hikaye. Bürokratların 3 yerden, 5 yerden, başka yerlerden maaş alması Türkiye'deki krizin sebeplerinden birisidir ve Türkiye'deki ahlaki çöküşün bir başka göstergesidir. İktidar bir taraftan tasarruf çağrısında bulunuyor. Kime? Vatandaşa. Vatandaş daha ne kadar tasarruf etsin? Haberlerimiz var, ekrana getireceğimiz, aktaracağımız ekonomi haberleri. İktidarın kendisinin tasarruf etmesi bekleniyor ama orada da bir hayli nazlı davrandığını söyleyelim. Bir türlü eli tasarrufa gitmiyor. Geçtiğimiz ayda, ilk 3 ayda hükümet konakları için yapılan ihaleleri haberleştirmiştik. O haberlere rağmen, kamuda tasarruf yapılacağı yönünde söz verilmesine rağmen Nisan ayında da bu hükümet konağı ihalelerinin bitmediği, tam tersine artarak devam ettiği ortaya çıktı. Evet, daha önce 11 hükümet konağını haber yapmıştık. Nisan ayında 6 hükümet konağı daha ihale edildi. İtibardan tasarruf olmaz. İktidarın itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla yaptırdığı gösterişli hükümet konakları milyarları yutmaya devam ediyor. Sadece Nisan ayında toplam maliyeti 825 milyon lirayı bulan 6 hükümet konağı ihalesine daha çıkıldı. Verim ekonomisinden yana olalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. İsraf ekonomisini bir kenara koyalım. Şanlıurfa'da yapılacak olan konak 3-4 kattan oluşacak şekilde ihale edildi. Balıkesir Karesi Hükümet Konağı da bodrum, zemin ve 3 kat olarak planlandı. İşte 6 hükümet konağının maliyetleri. Balıkesir Karesi Konağı 172,2 milyon lira. Osmaniye Düzişi Konağı 153,6 milyon lira. Osmaniye Hasanbeyli Konağı 66,5 milyon lira. Bingöl Adaklı Konağı 79,9 milyon lira. Kahramanmaraş 12 Şubat Konağı 138,7 milyon lira. Ve Şanlıurfa Eyyubi Konağı ise 213,7 milyon liraya mal olacak. Bu yılın ilk 3 ayında 11 hükümet konağı ihalesine çıkılmış, toplam ihale bedeli 1 milyar 189 milyon lira olmuştu. Yılbaşından bu yana ihale edilen konak sayısı 17'ye yükseldi. AKP'den CHP'ye geçen belediyeler ve onların devrettikleri borçlar çokça gündem oldu. O belediyeler arasında Keçiören Belediyesi de vardı ki Keçiören Belediye Başkanı biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve kaybetmişti. Peki ne kadar borçla devretti? Kendisi 10 milyon lira borçla belediyeyi devrediyoruz demişti. Ancak ortaya çıktı ki o dönemin borcu söylenenden kat be kat daha fazla. CHP'li Başkan Mesut Özarslan o borçları Keçiören'in her yerine astı. Babadan kalan efendim
daha önceki mal varlığımızı söylüyorum. Babadan kalan. Babasından servet kaldı, kendisi geride devasa bir borç bıraktı. Mal bizim değil Allah'ın, yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın, biz emanetçiyiz. 10 milyon lira borçla bırakıyoruz demişti Keçiören'in önceki belediye başkanı. Yerel seçim döneminde mal varlığıyla gündeme oturan Altınok yönetimindeki belediyenin gerçek borcu 1 milyar 755 milyon lira çıktı. Bir önceki belediye başkanımız Sayın Turgut Altınok beyefendi maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. 10 milyon bir borçla devrettiğinden bahsediyor. CHP'li belediye başkanı Mesut Özarslan gerçek borcu Keçiören'in her yerine astı. Noktasından virgülüne hesaplanan borç tam 1 milyar 755 milyon 519 bin lira çıktı. Altınok'un Keçiören halkını yanılttığını söyleyen CHP'li başkan, yurttaşın borç kalemlerini dikkatle incelemesini istedi. Bizim asmış olduğumuz tabelaları ve bildirimleri iyi incelemesini istiyoruz. Sonuç itibariyle borcumuz bellidir. Bunlar didaktik olarak noktası virgülde kadar açıklamış bulunmaktayız. Mal varlığına gelince dili söylemeye varmıyor. Ama borca gelince söylediğinin kat be kat üstünde bir borçla karşılaşmış yeni CHP'li belediye başkanı Turgut Altınok'un. Yani parayla arasında böyle bir kendisine olunca farklı, karşı tarafa olunca farklı bir ilişkisi var. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mecliste düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası'ndaki liyakatsiz atamalara dikkat çekti. Yalnızca atamalar mı? İzleyelim. Ziraat Bankası nepotizm çiftliği haline gelmiş. Yani akraba kayırmacılığı, eş, dost, akrabalar bu üst düzey yöneticiler tarafından önemli makamlara yerleştirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mecliste düzenlediği basın toplantısında Ziraat Katılım'ın yönetim kurulu başkan vekili Fikrettin Aksu'nun kardeşi Şener Aksu'yu Ziraat Katılım Bankası'na aldırdığını ve sınavsız olarak müdür atadığını iddia etti. Kardeşini Ziraat Katılım'a müdür olarak atıyor. Kim mi bu kişi? Bu kişi Şener Aksu. Cevdet Akay, akraba atamalarının bununla da bitmediğini söyledi. Bu atamasının ardından bununla da tabii kalmıyor olay. Seracı danışmanımızın oğlu da Ziraat Teknoloji'de mühendis olarak göreve başlıyor. Oğlunu da buraya atamış. Ziraat Bankası'nın iştiraki olan Ziraat Teknoloji'de mühendis olarak göreve başlatmış. Bir diğer akrabasını da, bu kişi de ismi birazdan size burada söyleyeceğim, Murat Bedir değerli arkadaşlar. Bu kişi Murat Bedir. Bunu da nereye atamış biliyor musunuz? Bu şahsımızı da Sivas Bölge Başkanı olarak atamış. Akay liyakat vurgusu yaptı. Bankanın yandaş belediyeleri usulsüz kredi kullandırdığını belirtti. Buraya bu kadar atanacak kişi varken, liyakatli kişi varken kendi rakipleri arasından bu akrabasını, bu eşini, bu dostunu ki yakında akrabası, kendisi de bunu gayet iyi biliyor, buraya bu görevi atamış. Bütün bunlar olurken Alparslan Çakar, yani bankanın genel müdürü, maalesef hiçbir şey yapmıyor. Ama bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Kendi memleketi Muş'un Malazgirt ilçe belediyesine 78 milyon 118 bin 540 TL kredi kullandırıyor. Akay, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nu göreve çağırdı. Kalem kalem açıklanıyor. Bir kişi değil, beş kişi değil, on kişi değil. Pek çok liyakatsiz atama milletvekili çıkıyor, anlatıyor. Ama sonra kimsenin bu işlere dokunduğu yok. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini başkan olarak atamak istemişti, hatırlayacaksınız. Dün ana haber bülteninde ekrana getirmiştik ve başkan yakışıyor mu diye de sormuştuk. Yani Bursa'da güvenilir tek kişi yeğeniniz midir diye. Bozbey'in bu konuyla ilgili dün akşam saatlerinde bir açıklaması var. Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti. Yani resmi atamayı yapmamıştık. Bu niyetimi paylaştım ama tepkileri görünce de bu işten vazgeçtik. Yeğenimi atamıyorum. Yine güvenilir isimlerle çalışmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması olduğunu söyleyelim. Bakın, bir isim, kamuoyundan yükselen tepki ve bu tepki karşısında bu tepkinin
dikkate alınması ya da bu tepki karşısında geri adım atılması. Nasıl söylerseniz söyleyin. Sonuçta sonuç alınabiliyor. Diğer tarafta ise 22 yıllık bir iktidar ve bu iktidarın bu kadar çok adam kayırmacılığa ilişkin habere karşın, bir kişiye 40 maaş verildiğine ilişkin haberlere karşın kılını kıpırdatmayışı. Ziraat Bankası demişken, ziraat deyince aklımıza çiftçiler geliyor haliyle. Manisa'da mildiyo hastalığında